Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Kayseri Özel Bilman Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İnşallah bana da birisi çay getirir. Sevgili Ayhan Eser ve Leyla Hazal çiftine buradan selamlarımı gönderiyorum. İkisi birbirine yorum yapıyorlar. Bilmiyorum başka kanalımızda başka çift var mı? Ee, yani başka çift varsa onlara da buradan selamlarımı gönderebilirim. Cemal Küçük Duyan İrlanda'dan sürekli selamlar gönderiyorsun ama ben senin bir kardeşin olarak üye olmanı şiddetle tavsiye ediyorum. Hani seven sevdiğine bir şey önerir ya ben üye olmanı tavsiye ediyorum. Sevgili Aykut Coşkun'a uzun zamandır selam göndermiyordum. Rıza Çetin aklıma düşmüşken ona selam göndereyim. Antalya'dan 3 tane dostum var. İkisiyle de yüz yüze hiç görüşemedim ama Serkan Said'le çok şükür her gittiğimizde görüşüyoruz. Ona buradan özellikle selamlar olsun. Sevgili Gakko'ya, e, El Elazığlı kardeşime, Serkan Sait Payam'a buradan selamlar olsun. Kayseri'de ye beklerim. Yenge Hanım'ın çocuğu da al gel. İlker Sözer, bir türlü buluşamadık Konya altında. Serkan Büyükçapar, özellikle Serkan abime de buradan selamlar olsun. Yani Allah razı olsun Serkan abime şu lazım desem buluyor, bu lazım desem yardımcı oluyor. E, i̇nşallah Temmuz'un 15'inden sonra hani öğretmen maaşıyla biraz zor da. Orada. Kalacak yer bulsalar bana bir, bir, bir Antalya daha yaparız. İşin şakası bir taraf ama bu kanaldaki bütün takipçi dostlarımızın hepsini seviyorum. Hepsine selamlar, saygılar olsun arkadaşlar. Bazen hani beni de mazur görün. E, Üslubunu beğenmiyoruz ya da üslubunda bazı hatalar var diyenler var. Mazur görün arkadaşlar. 32 bin kişiyle yani 31 bin, 32 bin hadi inşallah 31 bin kişiyle iletişim kurmak kolay değil. Ve Hani Fenerbahçe'nin üstündeki kara bulutlar da insanı gerginliğe sevk ediyor. Çoğumuz aynıyızdır. Şimdi bu videoda biraz ukalalık yapacağım arkadaşlar. Nasıl ukalalık? Ben başlayayım. Ukalalığı göreceksiniz ama tatlı bir ukalalık olacak. Fenerbahçe teknik direktörünü açıkladı. Fenerbahçe İsmail Kartal'la 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. İsmail Kartal hayırlı olsun yapılan açıklamada Fenerbahçe'mize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerinde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçırmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taşlandırmak için yeniden çubuklunun başına geçiyor diyor. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe kariyeri için diyor. Hayırlı olsun bu arada çayım geldi. Sevgili yönetmenim sana da teşekkürler. Bir ara çeyrek altın alırım. düştüğü zaman fiyatı. Şimdi e, İsmail Kartal hayırlı olsun. E, ben öncelikle özürlerimi sunuyorum. Çünkü 24 Haziran'da kap açıklaması olacağı söylendi bana. Ben de 24 Haziran söyledim. Gerçekleşmediği için özürlerimi sunuyorum. Sonra bana 26 ya da 28'i denildi ama yani e, yemedi mi diyeyim ne diyeyim e, öyle bir şey oldu olmadı. Üçüncü dönemi başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Hacı İsmail Kartal'ın Allah inşallah bizlere de nasip eder. Hani e, Gerçi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani yaptığınız bir gönül barıştırdığınız iki çift ne bileyim dargınları, küsleri barıştırmak, kavgalıları barıştırmak. Ne bileyim insanların zor durumunda yanına koşmanız. Hani ihtiyacı olana ihtiyacını vermeniz, karşılık beklemeden. Yani bunlar da bir hani Elbette kıyaslanmaz haç sevabıyla ama bunlar da Allah katında bir haç sevabı getirebilir. Özellikle gönülleri kırmamaya çalışalım. Gönül önemli. Hani kalp tahtıdır insanın. Kırmamak lazım. İsmail Kartal, Jesus'ta yolların ayrılmasından üçüncü kez teknik direktör olarak göreve geldi. 2014, 2015 ve 2021 22 sezonunu ikinci yarısında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydi. Şimdi bakın burası çok önemli. Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını üstlendi. Şimdi bunlar basit bir şey değil. İsmail Kartal 2014-15'te tek kupayla sezonu tamamladı. Şimdi Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde tüm kulvarlarda çıktı. 67 resmi maçta 42 galibiyet, 15 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 130 gol attı Fenerbahçe. Kalesinde 62 gol görmüş oldu. Şimdi 2014-15 sezonunda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada sezonu tamamladı. Ki Fenerbahçe'ye kurşun sıkanlar Galatasaray'a e, kupa kazandırmış oldu. <laughs> Neyse Avrupa kupalarına katılamamıştı cezası nedeniyle. Zira Türkiye kupasında yarı finalde Bursaspora Spor'a elendi diyor. Yani... Fenerbahçe penaltılarda üstünlük sağlayıp Galatasaray'ın elinden Süper Kupayı kazanmıştı diye inşallah bu sezonda Süper Kupayı kazanarak başlarız. 2021-22'de ikinci sırada e, görev aldı. Fenerbahçe'de 10 yıl forma giydi. Şimdi yardımcılığını yaptığı hocalara niye dikkat diyorum? Ya arkadaşlar bakın benim e, şu anda görev yaptığım okulda mesela benim ortaokuldan müzik hocam görev yapıyor. Diyorum bak işte yılların tecrübesi. Şunları şunları aldım. Yıllarca şunları ekledim. Bu bir deneyimdir. Bu bir tecrübedir. O da iyi bir Fenerbahçeli. Buradan Erdal hocama da selamlarımı göndereyim. İzliyorsa inşallah. Ee, gerçi güzel bir de hediye verdim okul kapanmadan. Güzel bir Fenerbahçe forması hediye ettim. Güle güle giysin. İnşallah şampiyonluklar görür. Hani bu bir deneyimdir. İsmail Kartal öğrenmeyi öğrenen bir teknik direktör. Bakın ben de öğretmenlik hayatım boyunca hep bunu uyguluyorum. Öğrenmeyi öğretiyorum. Yani bir konuyu ezbere öğretmek değil. Öğrenmeyi öğrenmek. Yani nasıl diyeyim araştırmayı, deneyim kazanmayı, tecrübe edinmeyi, uygulamayı, daha fazla risk almayı öğretmek aslında eğitimin bence temel taşı bu. Biz hep ezber sistemindeyiz. Hayır ezber değil. Öğrenmeyi öğrensin. Çocuğa bir soru sorduğun zaman cevap vermesin. Düşünsün, düşünerek desin ki böyle böyle. Benim amacım bu. İsmail Kartal'da bu tanıma uyan bir teknik direktör bana göre. Hani dedim ya bu kalalık diye. Çalıştırdığı birçok Anadolu takım var arkadaşlar. Burada tek tek saymayacağım. İsmail Kartal'ın istediği iki yardımcı. Şimdi iki kişi istiyor. Ben uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü şu ana kadar bayağı uzattım. Başarılı hoca kendi ekibini kurmak ve ciddi söz sahibi olmak istiyor. Fenerbahçe'de ligde toplam 52 maç 115 puan topladı. 2-21 puan ortalaması kendi ekibini kuracak. Ali Koç teknik direktör seçimi konusunda camiayı iyi bilen vurgusunu yapmıştı. Kartal da bunun üstünde durup Egemen Korkmaz Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Egemen Korkmaz ve Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor. İlk basın toplantısında ise taraftara seslenerek daha önce olduğu gibi yine kendisine ve oyunculara destek vermeleri talep edecek demiş. Şimdi Egemen Korkmaz yanlışım yoksa Abdullah Avcı'nın ekibindeydi. Ben sevinirim Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçe'de görev olmasına. Çünkü deneyimleme başka bir şey. Mesela Çağdaş Atan yanılmıyorsam Sergen Yalçın'ın yardımcısıydı. Aslında geri planda malı götüren oydu. Orhan Ak yanlışım yoksa e, Abdullah Avcı'nın has yardımcısıydı. Arka planda malı götüren, işten anlayan oydu. Bilmiyorum ben Egemen Korkmaz'ın işten anlayan birisi olduğunu düşünüyorum. Şahin. ben İsmail Kartal konusunda şunu söyleyeyim. Tazı elini alacak. Bak şimdi bende de bu var. Mütevazilik var. Ama İsmail Kartal mütevaziliğin yanına birazcık bir kademe ukalalık ekleyecek. Çünkü şu anda Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'ı zırh olarak kullanıyor. Zırh. Kimse şu anda yönetime laf edemez. Atıyorum. Hani konuşulduğu için söylüyorum. Zaha'yı getirdi. Perisic'i getirdi. Renato Sanchez'i getirdi. Bekao'yu getirdi. Hani gündemdeki isimlerden bahsediyorum. Bir iki tane daha serpiştirdi. Kimse yönetime de konuşamaz. Al bak fıstık gibi kadroyu kurdu. Al İsmail Kartal sana kadro getirdi. Arda'yla da sözleşme uzattıklarını falan düşünün. Bak Ali Koç'un üstünden gitti. Şimdi top İsmail Kartal'a gelir. Ama bu isimler alınmazsa top İsmail Kartal'da. Çünkü İsmail Kartal zırh olarak duruyor. Hayır abi karşı çık bu düzene. Karşı çık. De ki ben şunları 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 istiyorum. Aldı ki bendeki duyum iki tane İsmail Kartal'ın istediği Yıldız ismin imzalandığı ya da imza aşamasında olduğu İsmail Kartal'ın da bu yüzden evet dediği şeklinde. Hocam bu kadar niye beklenildi? İsmail bizim İsmail. Ulan İsmail falan İsmail. Yok İsmail bizim İsmail. Ancak Türkiye'de bakın arkadaşlar yani biraz konu dışına çıkacağım ama Türkiye'de insanlar bazı vasıflarla vasıflanmak istiyor. Ya da parlamak istiyor. İşte dindar, Atatürkçü, solcu, komünist, e, L, LPG, bilmem işte şu, bu. Bak bazı vasıflarla vasıflandırmak istiyor. Yani yaptığı şu bu değil. Ben her zaman söylüyorum. Ben lafa değil icraata bakarım. Yani namaz kılan bir hırsız, Atatürkçüyüm diyen bir terörist ya da teröristim diyen bir dindar ya da farklı farklı şeyler. Ya bunlar e, aynı çatı altında olmayacak şeyler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben icraata bakarım. İsmail Kartal Fenerbahçe'den bazı garantiler istedi. Bu garantiler yerine geldiği zaman da açıklandı arkadaşlar. Olayın özü bu. İlgi Hocam Sergin Yalçı'yla görüşüldü mü? Montella'yla anlaşma yapıldı mı? İmzaladı mı? Cep ya Montella'yla fikir alışverişinde bulunuldu. Sergen Yalçı'nda bulunuldu. Ne oldu? Abdullah Avcı'yı getirenler boy boy sunumlar yaptı diyenler. Montella'yı getirenler. Bunlar nereye kayboldu? Siz bana bundan haber verin. Ben size söyleyeyim mi? Yüzsüz yüzsüz piyasaya çıkacaklar. Diyecekler ki ilk biz söyledik. Kur'an çapsın biz söyledik. Bakın viyası belli. Siyası belli. Siyayı belli. Bilmem tarihi belli. Şunu belli bunu belli. Öbür paylaşımları silip tabii. İsmail Kartal asla gelmeyecek. Kapıdan içeri girmeyecek diyenler. Aykut Kocaman gelecek diyenler. Abdullah Avcı'dan Montella ile imzalandı diyenler. İlk biz söyledik yarışına girecekler. Görün bakın. Türkiye'de duyumculuk bu. Peki Mustafa hocam, sen ne dedin? Anlatmaya gerek yok. Durun, bakın. Bir de hocam, sen oraya Sergen Yalçın yazdın. Videoda belirttin. 16 bin küsür izlenme aldın. Kap dedin. Açın, bakın, bakalım o videonun içerisinde tamam Sergen'le görüşüldü ama ben hala ısrarlanan İsmail Kartal diyorum cümlesi var mı? Yok mu? Buyurun. Ben silmiyorum videolarımı. Ben paylaşımlarımı silmiyorum. Ben tweetlerimi silmiyorum. Ben onu silmiyorum. Bunu silmiyorum. Ha şunu söyleyeyim. Bilemeye de bilirim. Fark etmez. Ben de Sergen Yalçın. Ben de Montella diyebilirdim. Ama size söylüyorum. En az 2, 3, belki 4 kaynaktan araştırıp size sunmaya çalışıyorum. İşte fark bu. Ben de sosyal medyadaki haberleri okuyup kanal açarım. Açmazsan adam değilsin. Aç bak bakalım. Kaç gün içerisinde kaç küfür yiyorsun? Bir kardeşim yazmış hocam ben diyor Instagram'da sayfa açacağım senin duyumlarını versen olur mu? Vallahi küfür yemeyin. Gerek yok. Uğraşmayın. Bu insanlara vermek zor. Bak ben 31 bin kişiye hitap ediyorum. Eğer kıvırgan kıvrak Fenerbahçe'ye zarar dokunan bir adam olsaydım belki bura 3 milyondu. Çünkü Fenerbahçe'ye düşmanlık yapan kişiler daha çok tutuluyor. Fenerbahçe'yi gerçekten seven kişiler ise <laughs> sıradaki haberimize geçelim. İsmail Kartal'a hediye Renato Sanchez. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe kurmayları Renato Sanchez'i kadrosuna katarak yeni hocasına ilk sürprizi de yapmak istiyor. Hedef Renato Sanchez. Hedef benim Mim Muhittin. Ee, hoş geldin hediyesi olabilir. Şimdi 2021-2022 sezonunda ara transfer döneminde geride aldığı topu ileri taşıyabilecek. Dribbling yeteneği yüksek. Dinamik bir 8 numara takviyesi istemişti. Müthiş yakalamışlar. Bu haberi yapan kişiyi tebrik ediyorum. Alnından öpüyorum. Müthiş. Bakın vasıfları bir daha söylüyorum. Geride aldığı topu ileri taşıyabilecek. Dribbling yeteneği yüksek. Dinamik bir 8 numara. E hocam Zayt bunu karşılıyor. Evet karşılıyor. Hocam o zaman Zayt'sına uzatılır. Evet uzatılır. Bunu da zaten kupa finalinden beri söylüyorum. E, hocam o zaman niye 8 numara alıyoruz? Sen meybuz yemeye devam et. Biz biz magnumcular derneği olarak. Ya e, Renato Sanchez'de Zayt'sı kıyasladığın zaman benim tercihim zayt diyorsan Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde e, Şimdi aradan geçen sürede Fenerbahçe bu tarz oyuncuyu kadrosuna katamadı. 62 yaşındaki teknik adam. Beklendiği gibi Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Ve transferde önceliği dribling yeteneği yüksek orta saha oyuncusuna vermesi bekleniliyor demiş. Ali Koçonay verdi. Bir numaralı hedef haline geldi. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Paris Saint Germain başkanı. E, Paris Saint Germain'in sahibi özür dilerim. Nasr Al-Halifi ile yediği yemekte Sanchez e olan ilgilenenden bahsetti falan filan. Ben size bunun duyumunu vereyim mi? Renato Sanchez normalde Türkiye'ye gelmek istemedi. Fenerbahçe bir şekilde ikna etmek isterken sağlık raporlarını istedi. Çünkü Renato Sanchez'le ilgili bir sağlık sıkıntısı varmış arkadaşlar. Şimdi ben bunu dediğim zaman da çok komik gelecek. Hocam futbolcu bize geldiği zaman ya gelmezsek sen gör bak hiç sakatlanmaz diyeceksiniz ama futbolcunun sezonun yarısını oynayabileceği konuşuldu. Yani sağlık raporları diyor. Ben demiyorum. Yani sağlık raporlarına göre ki bana gelen duyum bu şekilde. Hani sağlık raporlarına göre oyuncu sezonun anca yarısını yarısında oynayabilir. Sakatlık ee, problemi diye. Şimdi sakatlık geçmişi diye oyuncunun transfer marketinde güzel bir veri var. Çok güzel bir e, uygulama. Şimdi 2022 Eylül'de başlıyor değil mi arkadaşlar? Eylül'den e, bu zamana kadar 19 gün 1, 13 gün 1, 24 gün 29 gün, 26 gün sakatlı var. Adüktör şikayeti, uyluk sakatlığı, ezilme, kas yaralanması, adüktör şikayeti. Yani sadece bu sezon kaçırdığı maç sayısı arkadaşlar 3 9 13 16 19 maç kaçırmış arkadaşlar. Yani e, kasık bölgesinde ağrı. 19 maç kaçırmış. Bir önceki sezon e, 2021 22'de ne kadar 10 15 maç kaçırmış arkadaşlar. Kas yaralanması, kas yaralanması, menisküs sakatlığı, uyluk problemi. Bir önceki sezon 6-9-15-21-23-24 maç kaçırmış arkadaşlar. 2019 Pardon. 6-12-15 Yok. 6-12-15 maç kaçırmış. 2020 21 yok. 15-18 maç kaçırmış. 2021'de. Yani futbolcunun bu raporları bize ulaştı arkadaşlar. Biz bu transferden açıkçası vazgeçtik. Bakın. Ben de isterim gelsin kalite yükselsin ama biz açıkçası bundan vazgeçtik arkadaşlar. Bilginiz olsun ben Renato Sanchez artık beklemeyin diyorum. İsmail Kartal etkisi kalmak istiyorlar. Arkadaşlar bu haberde şimdi Miha Zayt'sın sözleşmesi bitti az önce söyledik. Takımdan ayrılmayı düşünüyordu ama artık düşünmüyor diyor. Miguel Crespo İsmail Kartal geldiği için sözleşmesini uzatmayı artık yanaşır gibi çünkü düzenli forma şansı diye. Ben size üzüleceğiniz yıpranacağınız, yerin dibine gideceğiniz bir haber söyleyeyim. Bilyan Arao'ya 4,5 milyon euroluk teklif var. Ve kulübün biri bonuslarla 6'ya kadar çıkabileceğini iletmiş. Şimdi ağlamayın sakin. Bak üzülmeyin. lan Ya, ölenden ölünmüyor tamam. Sakin. Yani bunu şey yapmak istemiyorum. Lütfen. Rica ederim bak. Keseyim mi videoyu burada ağlamaya. Tamam üzülme. Ağlama bir dursun tamam. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Diego Rossi. Rossi'ye kulübün biri 5,5 milyon euroluk keş bir teklifte bulundu. Hatta bu kulüp meşhur bir kulüp. Belki bu sezon maç yaptığımız kulüplerden bir tanesi. 5,5 milyon euroluk bir teklif. Ancak mükemmel bir kulüp. Yakışıklı bir kulüp. Kulüp başkanı adam gibi adam olan bir kulübün başkanı. Diego Rossi için keş buçuk milyon euroluk teklifte bulundu. Evet yanlış duymadınız. buçuk milyon euroluk teklifte bulundu. Kim için? diye bu Rossi için. Bu kulübün başkanı e, Rossi'yi satın alabilir mi? Bedenine sahip olabilir ama yok başka bir şey değil. Pardon. E, zannetmiyorum alabileceğini. Çünkü Rossi'yi satın alacak bir para yok. Dünyanın en iyi kanat oyuncusu. Yani Barcelona falan istiyor ama nao nao diyoruz. Ben bu iki üzüntülü haberi söyleyeyim ama Rossi gidecek gibi duruyor o kulübe. Arao da öyle. Bak yalvarırım. Yani ağlayıp bayramınızı perişan etmeyin. Yani Bayramın ikinci günündeyiz. Bizde asıl bugün başlar bayram. Çünkü ilk gün kurbanla uğraşılacaksın. Lütfen bak. Bana da beddua falan etmeyin hocam. Böyle bir haber verdin. Lanet olsun sana. Günümüzü mahvettin. Bayramı zehir ettin falan diye. Bir şey söyleyeyim. Bu haberlere sevinecek kadar Fenerbahçeliyseniz eğer lütfen akrabalarınıza falan ziyarete gittiğinizde kanala davet edin. Değil ki kanka, kanka bak böyle bir kanal var. Adam Rossi ve Arano'nun ilgili böyle bir müjde verdi deyin. Size göre müjde olabilir. Biz çok üzülüyoruz. İçten içten yani parçalanıyoruz. Yani o kadar parçalanıyoruz ki havai fişek nerede satılıyor bilmiyorum. Satılan yeri bulsam alıp yani ve bu sağlam kaynağımdan gelen bir duyum inşallah. Durum mu arkadaşlar? Biz haberimize dönelim. Nasıl da verdim ama subliminal iki müjdeyi. E, iki, iki, üzüntülü haberi özür dilerim. Lütfen gittiğiniz yerlerde kanala abone etmeye çalışın. Ya bir, bir abone bir abonedir. Şimdi olumlu geri dönüşler. İsmail Kartal döneminde Zayt, Crespo daha çok oynadığı için ikisi de uzatmak isteyecekler. O sayı Samuel. Hocam o uzatır. O da mutluydu. O durumu başka. O durumu çok başka. O sayı gidici arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O sayı Samuel gidici. Yani ee, 8 artı teklif var. 8 artı teklif. Biz 10'a çıkmalarını istiyoruz. Çıkabilirler. O yüzden İsmail Kartal konusunda hani İsmail Kartal tamam Osa'yı oynatır diyoruz ama e, ben size bunu söyleyeyim. Osa'yı gidici gibi. Ha şu var. Osa'yı gönderip Mert Müldür'ü becerebilirsek 2,5 milyon euro lafımı unutmayın. Bak asla unutmayın. Her şeyi unutun ama bunu unutmayın. 2,5'a verirlerse Mert Müldür Fenerbahçe'de. Bak videoda sabit kanalda da duruyor. 2,5'a verirlerse Fenerbahçe'de Bakalım ne olacak arkadaşlar hep birlikte izleyeceğiz. Eee bayağı güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Akrabalarınızı sevdiklerinizi de kanala davet edersiniz. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere dostlar. Bu arada şey, e, size de selam göndermemi istiyorsanız arkadaşlar biraz kanalda aktif olun, daha çok beğeni atın, daha çok video izleyin. Özellikle eski videoları falan da izleyin, şey yapın. E, zaten üyelik hediyesinde de böyle şeyler aktif olmanızı gerektiriyor üyelik hediyesini almanız için görüşmek üzere